Emre şöyle söylemiş. Çorumdan. Kafamın içi karma karışık oldu. Anladığımı veya anlamadığımı bilmiyorum daha. Önceden anladığım, sandığım şeyleri bile anlamadım gibi geliyor. Şu anda derste zorla duruyorum. Okey, bu iyi bir şey. Kim Emre? Çorumdan. Okey, güzel. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Böyle olması gerekiyor. Neden onu da söyleyeyim. belli bir yerden sonra kişinin içinde bulunduğu koşulda yani çalışmayı istiyor, istiyor muyum, istemiyor muyum, çalışmadan ne elde ediyorum ki, işe yarıyor mu, yaramıyor mu, bu tür düşünceler gelmesi, kişinin bırakmayı istemesi vesaire bunlar iyi şeyler. Tamam, çünkü bu arzular olmazsa kişi kalacak mı, kalmayacak mı, yapmak istiyor mu, istemiyor mu netleştiremez netleştiremediğiniz zamanda konuşacak bir şey yok. Yardımın bize vermek istediği tüm koşullarda, tüm düşüncelerde, zoraki hissetmemizde, sanki hiç tatsız tuzsuz ilerliyormuşuz hissiyatında bize vermek istediği bir tek şey var. İstiyor musun, istemiyor musun? Eğer canının keyfine göre gidecek olursan adam gider kalmaz. Tamam Çalışma gördüğünüz gibi ne diyor kabalistler? Bu çalışma çöldeki kumun tadı gibi. Tamam mı? Kabalistler kendileri söylüyor bunu. çöldeki kumu yediğinizi düşünün. Manevi çalışmanın tadı da böyle bir şey diyorlar. Hı? Yapacak bir şey yok. Çünkü doğamıza da aykırı. O yüzden çalışma süreci bir nevi elek. O yüzden diye kendileri de söylüyor. Diyor bin kişi gelir, bir kişi kalır. Ya da bin kişi gelir, ışığa bir kişi çıkar. Tamam. Bu kabalistin kendilerinin söylediği şeyler. Yani bize dürüst davranıyorlar. Ama kişinin özgür seçimi olmak zorunda. Her zaman. Yerden bizi iki arada bir derde bırakmak zorunda. O yüzden ilk başta birinci, ikinci dönem lay lay lom geçiyor. Üçüncü dönem böyle teknik çalışmaya başlıyoruz. Biraz sıkıcı gelmeye başlıyor. Anlamıyoruz, anlamayınca kaçmak istiyoruz. Bunlar olmak zorunda. Çalışmanın koşulu bu. O yüzden kişi bir karar vermek durumuna geliyor. Ama bunu, bu duruma gelmek zorunda çünkü dediğim gibi özgür seçimi olmadan kişi melek gibi olur. Ve melek gibi olmak gerçekten iğrenç bir şey. Tamam. Bizim dünyamızda melek gibisin falan filan diyorlar insanlara. Maneviyatta birisine melek gibisin demek küfür etmek gibi bir şey. Çünkü melek dediğin şeyin hiçbir bağımsızlığı yok. Ha, hayvan gibi. ha Sokaktaki kedi, köpek ya da melek. O yüzden maneviyatta kişinin özgür seçimi olabilmesi için kişiye binbir düşünceye, maneviyata karşıt, derse karşıt, materyale karşıt, çalıştığımız tüm koşullara karşı düşünceler gelmek zorunda ki kişi netleştirsin içinde. Bu netleştirmeler sonucu içinizdeki arzu, isteksizlik ortaya çıkacak. Daha sonra savaş vermek zorunda kalacaksınız. Tamam Kutsal savaş diye bir şey var. Duydunuz mu? Duydunuz. Tamam Kutsal savaş gidip helalimin kafasını kesmek değil. Kutsal savaş manevi yolda ilerleyen bir adamın önüne çıkan tüm engellere karşı savaşarak ilerlemesi. Ve bu şimdi derste hiçbir şey anlamamaktan alınan sıkıntıdan tut. Dünyevi hayatta olacak birçok şey dahil olacak şekilde ilerleyeceğiz. Bu durum bundan ibaret. O yüzden bu tür şeylerin ortaya çıkması iyi. Ben de o yüzden önceden açıklıyorum. Daha önce de hep derslerde söyledim. Adamı yerden iki ara bir derde bırakmak zorunda ki özgür seçiminiz olsun. Başka türlü kendinizi adam olarak, insan denilen varlık olarak inşa edemezsiniz.